Bandırma Spor, Manisa FK. Aslında güç dengeleri bakımından bence birbirine denk iki takım. Ama son haftalarda yaşadıkları hikayeler bakımından biraz farklılık gösteriyorlar. Bandırma Spor bir türlü kadronun hakkını veren çıkışı yapamadı. Lige çok iyi başlar gibi oldu, sonra düşüş yaşadı ve bir türlü yukarı doğru tırmanamadı. Geçen hafta Altay maçında ben izledim. Bandırma Spor çok gergindi. Yani oyuncular öyle maçı kazanabilmek için çok performans gösterdiler ama o sahaya gerginlik olarak yansıdı. Ve istediklerini alamadılar. Altay'ı yenemediler bir türlü. Manisa FK ise biraz daha rahat oynuyor sanki son haftalarda. Ve sonuç odaklı ilerleyebiliyor. Çok estetik değil, çok yüksek performans yok belki ama skor edinmesini biliyorlar. Ve ligin yine son haftalardaki sıkıntılı takımlarından biri olan Sakaryaspor'u 2-1 yendiler geçtiğimiz hafta. Ve aldıkları bu 3 puan Manisa FK'yı 6. sıraya kadar çıkardı. 11 maçta 19 puanı var ki. Hani ikinci sıradaki rakibinden sadece 2 puan geride baktığınız zaman. Dolayısıyla Manisa FK'nın da hani bu ligde belli iddiaları artık var demek yanlış olmaz. Ve şimdi bu iki takım karşı karşıya gelecekler. Bir yandan artık mutlaka kazanmak zorunda olan ve kazanamadığı takdirde artık kenar yönetiminin tartışılır hale geleceği bir Manisa Bandırma Spor. Diğer tarafta da İlk iki yarışına sokulmaya çalışan bir Manisa FK. Nasıl bir karşılaşma olur hocam? Evet, çok ilginç bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Çünkü Bandırma Spor son 3 maçında mağlup olmuyor. Berabere oynuyor ama 3 maçtan yani maç ortalaması 1 puan Hakan Bey maalesef sizi hedeflerinizden uzak tutuyor. Ama psikolojik olarak da mağlup olmamak da yine size bir umut verebiliyor. Bu sadece psikolojide kalıyor. Çok enteresantır. Bandırma Spor Manisa FK maçından sonra iki tane deplasmanı var. Sakarya ve Erzurum gibi. Eğer bu maçta istediği sonucu almazsa Bandırma Spor yavaş yavaş Akın Bey, çünkü şimdiye kadar herkes şunu bekliyor. Evet, Bandırma Spor geçen seneki o Bandırma Spor değil ama yavaş yavaş böyle ısınıyor gibi, yani yavaş yavaş böyle yukarıları zorlayacak gibi. Onu ancak Manisa FK maçını kazanırsa Bandırma Spor, son 3 maçını bir de altını çizerek söylüyorum, beraberlik bir takım olma yolunda. Bunun bu özelliği yoktu Bandırma Spor'un. Bandırma Spor ya evinde geçen sene mağlup oluyordu ya da 3 maç üst üste deplasmanda galip geliyordu Akın Bey. Yani böyle bir özellikteki Bandırma Spor maalesef şimdi böyle beraberliğe yatmış bir Bandırma Spor. Karşılarında kim olacak? Son 2 maçını kazanmış Manisa FK. Ama öyle ama böyle gitmiş Gençler Birliği'ni 3-1 gibi bir skorla, zorda olan Gençler Birliği'ni orada yenmiş ve gelmiş Sakaryaspor'u yenmiş. Ama Sakaryaspor'u yenmiş mi yoksa Sakaryaspor mu mağlup olmuş Akın Bey? İşte Bandırma Spor'un da en büyük şansı bu. Ya burada yatıyor. Ya öyle goller yenmez ya. Yani lütfen. Yani Manisa FK mı sana attı golleri? Sakarya'ya buradan sesleniyorum yani. Manisa FK mı sana attı? Yok, Manisa FK ya bir şey yapmadı ki sana. Yani sen kendi kendine şimdi yürürken ayağın kaydı ve kafanı yere vurdun. Şimdi sen kime kızacaksın? Sen kendine kızacaksın. Yani hakikaten yakışmadı Sakaryaspor'a bu goller. Özellikle Ümit'te mesela, kaptanlar Ümit Kurt o ikinci golde yani kararsız. Ya birinci golde attık, birinci gol rezalet. Yani bu yüzden ben diyorum ki Bandırma Spor'a real değil. Yani Manisa FK'nın bu son iki maçının tablosu, belki Gençler Birliği'ne karşı evet güzel bir futbol oynadılar ama güzel futbol sonucu bu skor ortaya çıkmadı Akın Bey. Kaldı ki Sakarya'nın bazı kilit oyuncuları da yoktu. Bu yüzden bence Bandırma Spor çok daha yakın görüyorum Akın Bey. Az önce belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı bu beraberlik takımının sendromunu kırma maçı bence Manisa FK. Çünkü arkasından dediğim gibi iki tane deplasmanları var. Tabii ki zor. Sakarya'da her zaman Adapazarı'nda oynamak zor. Bir de Erzurum'a gidiyorsunuz. Eğer Manisa'yı da yenemezseniz artık Bandırma Spor'da bazı şeyler kristalleşecek, daha net ortaya çıkacak krizler. Ama bu maçı alırlarsa Bandırma Spor'un zaten 15 puanı var. Alırsa 18 yapıyor. Manisa FK 19 puanı var. Hemen yaklaşıyorlar Manisa FK'ya. Yani ilk 7'yi zorlayacak olan Manisa FK'yı tehdit ediyorlar ve bu 3 puanla yaklaşacaklar onlara. Ben %51 şimdiye kadar ortaya koymuş olduğum bu delillerle, bu unsurlarla ben Bandırma Spor'a %51 şans veriyorum.
Hocam bu Bandırma Spor'da geçtiğimiz sezon yani şeyin Süper Lig'in kapısından dönmüş bir Bandırma Spor var. Kim gitti diye bakıyorsunuz. Kenny gitti, Landel gitti. Evet. Bir de neydi o Karadağlı bir golcüleri vardı, kiralık gelmişti. Hep ismini de unutuyorum. Evet. Onlar gitti. Fakat onların yerine birileri geldi. İşte Yunan futbolcular geldi savunmaya, işte forvete, kaleye. Kendilerine göre bir takviyeler de yaptılar ama galiba gidenleri yerini dolduracak kalitede oyuncu getiremediler ya da o oyuncular adapte olamadılar. Siz Bandırma Spor'un nerede yanlış yaptığını düşünüyorsunuz hocam? Çünkü teknik direktör aynı teknik direktör. Kesinlikle Akın Bey, kesinlikle. Yani kadro mühendisliğinde hata yaptılar. Kalması gereken oyuncuları gönderdiler. Ben olsam hiçbir futbolcuyu göndermezdim. Sözleşmesi biten oyuncular zaten ben o durumda, geçen seneki durumda Bandırma Spor'a ben Ocak ayında anlaşıldım. Yani atıyorum geçen Ocak ayında sözleşmesi Mayıs'ta mı bitecek? Ben Ocak ayında gel oğlum seni. Çünkü hakikaten ligin en iyi futbol oynayan bir Bandırma Spor söz konusuydu. Arkasından İstanbul Spor geliyordu ama Bandırma Spor İstanbul Spor'dan öndeydi. Yani oyunun güzelliğinde sen kalkıyorsun Landel'le anlaşmıyorsun, bırakıyorsun gidiyorsun. Kalkıyorsun işte az önce belirtmiş olduğunuz Kenny ile bırakıyorsun. Ondan sonra o Karadağlı çok güçlüydü. Karadağ milli takımında oynuyordu. Ben de ismini unuttum ama Akın Bey olmuyor. Şimdi transfer etmiş olduğun Yunanlar maalesef. Yunanistan ne uyum sağlayacak ya? Yani ben Arjantinli buraya gelirse, Afrika'nın bilmem hangi ülkesinden buraya gelirse ben uyumundan bahsedelim ama şurada karşımızda Yunan bir tanımıyor mu bizi? Çok iyi tanıyor ya. Ne olacak Yunan'dan yani? Yunan adaptasyonu ne olur Akın Bey? Yani bize evet. Yani ya da Onlar da mantı yiyor, onlar da köfte yiyor, onlar da aynı yemekleri yiyorlar. Bırak köfteyi, baklavamızı çalıyorlar ya. Yani aynı şeyleri yiyoruz, aynı yani müziğimizde enstrümanları çalarlar, müziğimizi çalarlar. Yani lütfen Akın Bey, hangi uyumdan bahsedeceksin? Demek ki kalite düşük, demek ki yanlış planlama yapılmış. Yani o oyuncular seni hedefe götürecek oyuncular değil. Yani bunu açık ve net, sizin az önce belirtmiş olduğunuz gibi aynı ocağı, her şey aynı. Ama demek ki yapılan işler yanlış. Ama her ne olursa olsun Bandırma Spor az önce belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı son 3 maçını yenilmiyorlar. Yenilmiyorlar çok önemli Akın Bey. Yani kriz yaratacak bir skor almıyorlar. Yani berabere kalıyorlar, ondan sonra gidip bir yerlerde yeniyorlar, mağlup oluyorlar ama İki maç üst üste böyle mağlubiyetler almıyorlar, krize girebilecek. Hemen düzeltiyorlar bunlara. Az önce belirtmiş olduğum gibi bu beraberliklerden sonra işte ideal Manisa FK galibiyet 2, ondan sonraki o 2 deplasman Sakarya ve Erzurum deplasmanına çok farklı bir moralle çıkacak Bandırma Spor. Çok farklı bir özgüvenle çıkacak. Onun hesaplarını yapmalı Bandırma Spor. Manisa FK'da tam tersi, eğer şöyle bir Bandırma Spor'u son iki maçını almış bir Manisa FK, bu maçı unutup, bu maça doğru teşhis, ayaklarını yere basarak, evet ben teknik direktör olsam Manisa futbolcularına aynen böyle derdim. Yani bunu unutun. Biz bunu yenmedik yani. Rakip mağlup oldu. Gidelim şimdi biz Bandırma'yı biz yenelim. Nasıl yenelim? Biz gol atalım yani. Öyle pozisyonlar yaratalım ki biz bir şeyler üretelim ve galip gelelim. Halbuki bunlar pek fazla bir şey üretmediler ya. Adeta yedikleri gollere bakar mısın? Yani bu yüzden ben eğer Manisa FK gidip Bandırma'yı yenerse o zaman Manisa FK çok farklı yerlere gelebilir Akın Bey. Çünkü ona çok müsait bir yönetim var. Yani özellikle para konusunda gereken takviyeleri bile yapabilecek bir Manisa çok farklı bir atmosfere girer. Orada tüm sorunlarına rağmen ve belki de ilk ikiyi planlarına alabilecek pozisyona gelebilirler. Eğer Bandırma Spor'u da yenerlerse. Çünkü ondan sonra Altay'la İzmir'de derbi maçları var Akın Bey. Galiba Altay'la yoksa emin değilim ama ya Altınordu'yla her ne olursa olsun Bandırma Spor Manisa FK galibiyeti Bandırma Spor'a karşı Manisa FK'yı çok çok farklı bir ortama getirir diye düşünüyorum. Manisa FK 2 hafta sonra Altınordu ile oynuyor. Gelecek haftada bakıyorum Erzurum Spor'u misafir ediyor hocam. Evet. Erzurum Spor geliyor.
Evet, görüyorsun Akın Bey işte tamam. Erzurum Altınordu gerçekten aslında dişlerine göre takımlar. Yani 6 puan çıkartmamaları için bir sebep yok eğer oynarlarsa. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 2 maçını almış bir Manisa PK Bandırma'yı da Bandırma'da yenerse ondan sonraki o maça nasıl çıkacak? Yavaş yavaş Adem toparlıyor fiziksel olarak. Adem orada çok önemli lider. Yani hakikaten Adem'in oraya gelmesi çok farklı şeyleri değiştirdi. Yavaş yavaş Selim, biliyorsunuz Atay'ın çıktığı sezon Selim çok iyi bir futbolcu, çok iyi bir golcü. O da yavaş yavaş geliyor. Akın Bey, tüm sorunlarına rağmen Manisa PK iyi gitmiyor değil diyemem. İyi gidiyorlar ama dediğim gibi doğru teşhis koymak lazım. Yani ben gönül isterdi ki Sakaryaspor'a karşı kendi yaratmış olduğu gol pozisyonlardan golleri atsınlar ama öyle olmadı. Enteresan bir maç. Ben yine de şu aşamada ben yine de %51 Bandırmaspor'a şans veriyorum. 3 puana daha yakın Bandırmaspor'u görüyorum. Bakın. Evet hocam gerçekten haklısınız. Bandırmaspor için yenilgi halinde Manisa FK için ise galibiyet halinde ligin kırılma maçı haftası haline gelebilir bu hafta. Ama tabii skorlar farklı. Evet. Evet. Biz de ne diyelim, hem Bandırma Sporlu hem Manisa FK'lı izleyicilerimize hem başarılar dileyelim hem de kanalımıza abone olmaya davet edelim. Ve değerli izleyiciler, şimdi ben hocama Sakaryaspor Rize Spor maçını soracağım. Programın önceki dakikalarında iki takımı da aslında analiz ettik. Oynadıkları karşılaşmalar vesilesiyle. Sakaryaspor'da işler son derece kötü gidiyor. Ligin başında Süper Lig... Yani kadro yapılanması bakımından da yani Süper Lig'e çıkarsa çok da şaşırmayacağım bir kalitede takım kurmuştu Sakaryaspor. İddialı ve ligi iyi bilen bir hoca da vardı. Fakat işler yolunda gitmedi. Bir Bodrum bozgunu oldu ne olduysa. Ondan sonra getirdiği hoca bir türlü dikiş tutturamadı. Ve Sakaryaspor kötü gidişini geçtiğimiz hafta Manisa karşılaşmasında evlere şenlik yediği gollerle devam ettirdi. Şimdi kendi sahasında Rize Spor'u ağırlayacak. Rize Spor zor gol atan ama aynı şekilde zor gol yiyen ve kolay kolay mağlup olmayan en kötü ihtimalle bir puanı bir şekilde alan. Dolayısıyla da yarışın içinde kalabilen yani ilk iki için her zaman potanın içinde kalabilen ilk yedi içinde kesin diyebileceğimiz takımlardan bir tanesi oldu. Hocam iki önemli camia bu ligin değerli iki camiası Sakaryaspor'la Rize Spor. Birisi Karadeniz'in en batı tarafında, diğeri en doğu tarafında birbirleriyle oynuyorlar hocam. Ne dersin? Valla çok enteresan bir maç Akın Bey. Siz de söylediğiniz gibi hakikaten iki büyük camia. Ama real bir gözle analiz ettiğimiz zaman Sakaryaspor son 3 maçını kaybetti. Eyüp 2-1, Altay kendi evinde Altay'a 1-2 yenildi ve 2-1 yenildi ve Manisa PK yine aynı skorla 2-1 yenildi. Yani baktığımızda şimdi çok zor bir Rize. 3 maç beraberlik kazandıktan sonra çok rahat bir şekilde Erzurumspor'u yenen bir Rize Spor. Bu da özgüven demek. Yani son 4 maçında 3 beraberlik ama son maçında Erzurumspor'u, çünkü Rize ve Erzurum bir derbi sayılır. Akın Bey birbirine çok yakın orada. Bu yüzden o derbi maçı çok rahat bir şekilde geçen bir Erzurumspor'la karşılaşıyor Sakaryaspor. Sakaryaspor'da ikinci bir kriz maçı görüyorum açıkçası Akın Bey. Ondan sonra Bandırma deplasmanı var galiba. Bandırma ve Bolu deplasmanı şeyin Sakarya'nın. Çok zor maçları. Yani bu üç maçı mağlup olduktan sonra siz şimdi eğer Rizespor'a karşı da mağlup olursanız size ikinci bir kriz ortaya geliyor. Çünkü ne yaptınız? Siz birinci krizi yaşadınız. 15 puan toplayan bir, 12 puan toplayan bir Sakarya hoca değişikliğine gitti. 3 puan alındı. Adana Spor'a karşı onu da nasıl alındı? Adana Spor 2-0 öndeydi. Yani kaleci, rakibin kaleci hatalarından sonra size o maçı galip geldiniz. Ve ondan sonra 3 maç üst üste mağlup oluyorsunuz. Şimdi bu maçta da Rize Spor'a karşı mağlup olursanız ikinci bir kriz yaranıyor. Yani çünkü büyük camia Sakarya Spor. Taraftarı var, basını var. Futbolcular, yönetim, bu camianın içerisinde çatlak sesler hemen yeniden çıkmaya başlar. Bu yüzden çok stresli bir maç Sakarya adına. Rize adına belki bir beraberlik bile pek fazla şeyleri bozmaz, dengeleri bozmaz Rize adına.
Yani belki mağlubiyette, yani mağlubiyet hangisini daha çok bozar? Bana sorarsanız ben kesinlikle Sakarya'yı daha çok bozar. Ama Rizespor da işte şeyden uzaklaşır, mağlup olur. Ondan sonra Rize çok enteresan bir başarısızlıktan sonra böyle seri sonuçta alabilecek bir kapasitede bir takım. Yani onu düzeltebilir. Zaten lider bir teknik direktörleri var. Yani ona güvenmişler. Yani Rizespor çok farklı. Rizespor krizi, mağlubiyet krizini çok daha çabuk atlatabilir. Ama Sakaryaspor bu mağlubiyetten sonra özellikle bekleyen deplasman zorlukları Akın Bey ve ortaya koymuş oldukları o goller, özellikle Manisa PK'ya karşı yenilen goller Akın Bey, yani orasını toparlamak çok zor olur. Ve orası çok, bir daha altını çizerek söylüyorum, ikinci bir krize girme olasılığı yüksek olur. Hocam şimdi Sakaryaspor için ben gerçekten üzülüyorum. Çünkü Sakaryaspor benim ta Süper Lig'den beri bizim gençlik yıllarımızın takımı. Yani ne yıldızları vardı işte, o Aykutlar falan, Oğuzlar, ne yıldızlar kazandırdı Türk futboluna ve hani Sakarya deplasmanları bilhassa şeyler için, büyük takımlar için de büyük şey, yani o dört büyük dediğimiz takımları da hani korkulu rüyasıydı. Çok önemli yıldızlar yetiştiren, çok önemli bir futbol şehri Sakaryaspor. Ama tabii ne futbol şehirlerini gördük ki, yani Allah benzetmesin, hep söylüyorum işte, nerede Eskişehir Sporlar, nerede Bursa Sporlar, nerede Kocaeli Sporlar. Yani hep de bu Sakarya'nın etrafındaki şehirler bunlar. İnsan tabii Sakaryaspor'un da böyle bir şeyi, hani fırsatı bulmuşken, birinci lige çıkmışken tekrar risk yaşamasın istiyor. Gönül böyle arzu ediyor. Şimdi geçtiğimiz sene bu büyük camialardan Kocaeli Spor, Bursa Spor şey yaşadı. Yani hep büyük hayallerle, büyük hedeflerle, biz Süper Lig'e çıkarız hedefleriyle, yatırımlar da yaparak, hani teknik direktörleriyle, şeyiyle, ama sonra işler yolunda gitmedi ve kendilerini hiç ummadıkları yerlerde buldular. Sakaryaspor da bu sezon aslında bence ayağı yere basan bir şeyden başladı, anlayışla başladı. Hani öyle birdenbire Süper Lig'e çıkarım deyip de çok aşırı büyük yatırımlar yapmak yerine, ligi tanıyan futbolculardan, ligi tanıyan teknik direktörle öncelikle bu sezonu ben bir tutunayım lige, bir yerleşeyim, mümkünse de ilk 7'de bir yer edineyim. Ondan sonra da bakarız bizi futbol şeyi nereye götürüyor. Hani derler ya, tırnak içinde söylüyorum, futbol tanrıları nereye götürüyor. Tabii futbol tanrısı diye bir şey yok, onu bazen yanlış anlıyor şeyler, bazı izleyiciler. Onu lafın gelişi söylüyoruz. Böyle düşündüler. Bence mantıklıydı ya düşünce tarzları, fakat İlker Püren'de çok şey yaptılar, çabuk vazgeçtiler İlker Püren'den. Her ne olduysa, bir 5 farklı yenilgi ile birdenbire, ki yenildiğin takım da Bodrum Spor, öyle eften püften bir takım değil, birdenbire bir kulvar değiştirdiler. Yeni bir hoca, yeni bir anlayış. Hocanın şeyi zaten işte Süper Lig'deydi, orada da biraz problemler yaşadı falan filan. Böyle çok da kariyeri bakımından da hani Sakaryaspor'u alıp götürecek bir kariyeri de bana göre yoktu. Gereksiz bir değişiklik yaptılar gibi geliyor bana. Bu arada bir talihsizlik de oldu. Kosongol gibi bir yıldızın sakatlanması. İşte işler yolunda gitmiyor hocam. Ben biraz özetlemeye çalıştım Sakaryaspor'u. Siz nasıl analiz ediyorsunuz? Bu işin içinden nasıl sıyrılır Sakaryaspor? Evet, Akın Bey, kesinlikle katılıyorum. Büyük camia Sakaryaspor. Bence Süper Lig'i hak ediyor. Ama maalesef işte çok çabuk böyle duygularıyla hareket edebilen bir camiada Sakaryaspor. Bu genel kanı bu Sakaryaspor için. Bu yüzden acele ettiler. Bence de acele ettiler. Çünkü çok enteresandır, beraberliği yok. Yani Sakaryaspor ya galibiyet alıyor ya da mağlup oluyor. Yani böyle bir tablo çizerseniz işte böyle bir hem taktiksel olarak hem de oyun felsefesi olarak bir şeyi oturtamazsanız, sadece o günkü konsantreye kalmış işleriniz, iyi konsantre olursanız galip geliyorsunuz, kötü konsantre olursanız mağlup oluyorsunuz. Böyle bir tablo Sakaryaspor. Ama mesela dikkat edersek Bandırma Spor, Rize Spor öyle değil. Yenemiyorlar Akın Bey ama mağlup olmuyorlar. Yani krizi yaşarken puan alıyorlar. Yani beklentileri farklı oluyor ama
kriz yaranabilecek sonuçlar ortaya çıkmıyor. Ama bakıyorsunuz Sakaryaspor'u orada göremiyorsunuz. Bir istikrar göremiyorsunuz oyunlarında. Şimdi sadece bir Kasongo'ya mı bağlayacaklar? Yani onun için ben Sakaryaspor'u daha duygusal değil de daha mantığını kullanarak yönetime burada bir mesaj gönderiyorum. Az önce belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı işte ikinci bir krize girebilirler. Hadi birinci krizde ders alsınlar o zaman. İkinci krize girdiklerinde Akın Bey, o zaman alacakları karar duygusal olmasın yani. Daha mantıklı kararlı alsın diye düşünüyorum. Yoksa takım fena değil. Tam da böyle başarıya gidebilecek bir antrenörün çalıştırmak istediği bir ortam. Yani taraftar, ateşli taraftar Akın Bey sizi maçlarda sürükleyebilecek bir güç. Takım da fena değil. Ama az önce belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı Sakaryaspor psikolojik bir dezavantajla bu maçı çıkacak. Akın Bey çok stresli çıkacaklar. Çünkü eğer optimal noktada siz kaygılarınızı, stresinizi optimal bir noktada, optimal derken gereken bir noktada tutmazsanız bunun aşırısı ve azı ya da çoğu bunu sizi çok farklı problemle yaratabiliyor. Karşınızda da rakip, ciddi rakip Rize bu. Çok zor mağlup olan bir takım. Çünkü Sakaryaspor'a bir puanla bile pek fazla bir şey etmeyecek. Çünkü arkasından hakikaten çok ciddi rakipler bekliyor. Bandırma gibi, Bolu gibi. Bu yüzden Sakaryaspor'un alacağı bir puan bile pek böyle şey etmez. Harika bir futbol. Çok gol pozisyonu, penaltı kaçmış, bilmem ne olmuş, beraberliği gelmiş. Sakaryaspor'a evet bir heyecan getirebilir, ilerisi için bir umut verebilir. Ama kötü futbolla Manisa PK'ya gibi kötü futbol artık kötü sonuç Sakaryaspor'u çok farklı bir krize götürür. Bunu müsaade eder mi şu andaki Rize? Tablo ortaya koyuyor. Son 4 maçını mağlup olmamış. Son 3 maçını da beraber oynamış. Ciddi rakiplere karşı deplasmanda mağlup olmamış ve gelmiş Erzurumspor'u rahat yenmiş. Şimdi böyle bir Rizespor'u şu anda Sakaryaspor'un karşılaşabileceği en zor rakip yani. Keşke başka bir takımla bu 3 maç mağlubiyetten sonra Sakaryaspor'un yenebileceği bir takım gelseydi de bazı suları böyle seviyesine getirseydi, durgunluk seviyesine getirseydi. Halbuki hiç en zor rakip seçilmiş bir rakip. Bu alınan 3 mağlubiyetten sonra en zor seçilmiş bir rakip Sakaryaspor için. Bu yüzden açık ve net söyleyeyim. Akın Bey %51 Rizespor'dan yana tutuyorum ki galip gelebilir. Ama Sakaryaspor'un da bu maçtan en fazla bir beraberlik çıkaracağını umuyorum. Ama eğer galip gelirse o zaman Sakaryaspor o galibiyetle ondan sonraki maçlarına çok farklı bir ortamda çıkar diye düşünüyorum.